Mayasız pide için efendim bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 2 tatlı kaşığı sirke, tuz, 150 gram sucuk, kaşar peyniri rendesi ve domates sosu kullanacağız. Kaşar peyniri böyle küp küp de doğrayabilirsiniz rendeden ziyade, o da güzel oluyor. İlk etapta şöyle bakın. Ben bunu rendeleyeyim burada. Aynen, sen de orada zemini hazırlayalım börek için. Bir çay bardağı süt, 1 çay bardağı yağ, tuz, efendim, yumurtalar var ama üzeri için ayıracağız. Bir küçük kase alabilirsem. Ben üzeri için ayrı vermiştim. Sen iki bütün koyacaksın diye ama. Şöyle ben sana iki tanesini üzerine ayırayım da daha iyi olur. Bu kasenin içine koyabilirim. Okey, tamam. Hı-hı. Şöyle nasıl olsa yıkanıyor yumurtalarımızın. Hepsi yıkanıyor efendim. Pidelerimizin üzeri böyle pes pembe olsun istediğim için şöyle 2 adet yumurtamın sarısını ayırdım. Bu arada dünkü göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü de teşekkür ediyoruz efendim. Gene yerimizi almışız listelerde. Allah razı olsun. İzliyorsunuz, destekliyorsunuz. Bu da bizi inanılmaz mutlu ediyor. O aşkla, o sevgiyle daha bir sarılıyoruz. Kabartma tozum var. Onu böyle koydum. Şurada da sirkem var. Bakın bu çok önemli. Şuraya koyup bakın şu an köpürüyor. Yakından görüyoruz, evet. Bu daha böyle kıyır kıyır ve kabarmasını sağlayacak bir püf noktasıdır. Kabartma tozunun üzerine sirkeyi döktüğünüzde yaptığınız pideler daha böyle kıyır kıyır ve lezzetli olacaktır. Sonrasında da şöyle bir karıştırıyorum. Kabartma tozunu aktifleştirdim yani. Sonrasında şöyle, evet, bir miktar unumu aldım. Bismillah deyip şöyle güzel bir pide hamuru yapacağım. Bakın efendim, çok güzel bir mayasız pide hamuru yoğurdum. Şöyle toparlıyorum. Şu dağınıklığımı kaldırıyorum buradan. Bunları sadece sıkacağım. Bezin içine koymama gerek var mı? Hı? Sadece sıkayım. Evet, beze evet, koymama gerek yok. Sıkalım onları, bence hiç de gerek yok. Buradan böyle uzun 4 tane çıkartayım. Evet, biz içerisinde sucuk ve kaşar peyniri kullanacağız. Bir de domates sosumuz var. O hazırladığımız soslardan onu kullanacağız. Evet. Sizler de evinizde yazdan yapmış olduğunuz herhangi bir kahvaltılık sosu bu aşamada değerlendirebilirsiniz. Hey maşallah, sulu sulu. 2, 3 ve 4. Şöyle. Hemen bunları şöyle güzel bir beze yapıyorum efendim. Şöyle yuvarladım. Yani hiç bekletmenize gerek yok ama yine kabartma tozu olduğu için hani hamurda birazcık beklediğinde daha güzel olacağı için evde vakit varsa bir 10 dakika üzerine bir bez atıp bekletin. En azından daha rahat şekillendirebilirsiniz. Şimdi sosu pidemin şöyle ince bir tabaka halinde böyle yazdan hazırlamış olduğumuz tazecik sosumuz vardı. Bu kahvaltılık sosu böyle pidenin zeminine sürelim. İsterseniz ben ikisini açık yapacağım, ikisini kapalı yapacağım. Kapalı veya açık yapma tamamen size kalmış. Şuradan bir lokma alıvereyim. Şöyle zeminde kaşarımızı koyduk. Mayasız ama o kadar güzel olacak ki. Çok güzel bir pide yapıyoruz. Şöyle bakın sucuklarımı şöyle diziyorum. İçerisine mısır koyabilirsiniz, kıymalı harç yapabilirsiniz. Her şey koyabilirsiniz. Elinizdeki peynirle yapabilirsiniz. Hani sadece böyle ben hani bu malzemelerle yaptım diye bu malzemeleri ana malzeme olarak kullanmaya da bilirsiniz yani. Pratik pide yapıyoruz. Şöyle aldım. Üzerine sarpilonun hemen yumurta sarısını sürsün bir yandan. Ben de diğer bezemi açayım. Hiç beklemedim. Bekleme derdimiz yok. Çünkü kabartma tozuyla yaptık. Poğaça hamuru gibi bir hamur var. Bak hamurumuz çok güzel olmuş sarpiliğine. Şimdi efendim hemen şöyle. O açık mı olacak? Bir tanesini açık, bir tanesini kapalı yapacağım. Tamam, o zaman bu açık olsun, öbürü kapalı olsun. Aynen. Sırayla gidelim. Nermin, bu arada şey soracağım, sana unuttum. Kapalının yayınlayın. İçerisine böyle bir lokma da tereyağı atalım. Yüksel Bey'in canını çekmiş, getir bakalım. Hiç kıyamam yapımcıma. Hiç kıyamam. Bu arada Yüksel Bey'i de pek seviyorsunuz. Gözden kaçmıyor yorumlar falan. Yüksel Bey'le atıştırmalarımıza bayılıyorsunuz. Nermin. Bu arada şey söyleyecektim sana, unuttum. Hangisini kapalı yapıyorduk? Bu kapalı olacak. Ayşe Hanım'ın sana çok selamı var. Ayşe.
Sofya'nın arka bahçesi. Ha, sabah ve yazmış. Ve aleyküm selam Ayşe Hanımcığım. Tereyağlarıma bak. Allah razı olsun. Bol bol göndermiş. Kaşar donum. Sağ olsun. Kaşar peyniri çok güzel çok. Zaten. Beyaz peyniri. Beyaz peyniri de güzeldir. Vallahi. Hadi hadi çok... geç kalacağız. Ben böyle sana baktım. Evet bana o yandan bir baktın. Beğendin mi beni? Evet pantolonuma da aşık oldum. Pantolonumu sana vereceğim tamam. Bekliyorum yukarıdan kulağına bir şey söyle. Konuşuyor Ayhan abi demiş ki ona nasıl olacak? O zayıflayacak ya olacak. Göreceksiniz ben onu zayıflatacağım. O şok olacaksınız Serpil bak hazırlan. Hazırlan. Çok güzel bir maraton seni bekliyor. Bak Nermin şurada herkesin söz veriyorum. Vallahi. Götüreceğim seni bir yere. Mum gibi yapacağım. Dur dur. İnşallah. Dur. O zaman görecekler. Benim bütün kıyafetlerim olacak Serpil'e. Bu pantolonun üstü var mı Nermin? Bu var. Üstüne bunu mu? Paletlisi yok mu onun da? Yok paletsiz. Aha bir de kokoş. Bakmayın böyle siz Serpil'in durduğuna. Sever süslensin püslensin. Sunucuma çekmiş olabilir mi acaba? Vallahi kokoş. Seviyor yani. Benden doğru aşağı kalır yanı yok. Yok seninle yarışamam tabii ama. Estağfurullah estağfurullah. Ama şey gerçekten çok samimi söylüyorum pantolonuna bayıldım. Teşekkür ederim. Onu sporda kullan. Buradan nasıl bu patlamış buradan? Görmemişiz Serpil. Ay olacak o kadar. Hamur şey ya mayasız hamur ya. Kenarı patlamış. Hemen şöyle kapattık. Hı-hı. Şuraya alayım Serpil onu. Geldim tatlım şey, hemen geldim. Taşırsam oraya kadar dağılmasın. Gelme gelmesem ben geldim. Hı. Bitti az kaldı. Gel. Elinde mi duruyor? Baksana dağıldı. Aman be nazar oldu gördün. Nazar oldu olsun. Olacak o kadar açık. Şöyle şuradan ben sokayım sucuğumu geriye. Ziyan olmasın. Tamam. Tereyağı koyduk ya ağırlaştırdı oradan da. Yüksel komplo yaptı bize. Tereyağı koydurdu. Anam orada da durmuyor ki. Üzerine fırından çıkınca da böyle bir yağ gezdiririz. Süreriz mis gibi değil mi? Mis gibi olur vallahi. Şöyle. Evet efendim 4 tane mis gibi bu ölçülerden böyle 4 tane orta yani orta boy demeyelim valla bayağı büyük pideniz çıkıyor. 4 kişilik aileye. Aynen 4 kişilik aileye çok gayet iyi yetecek. Kapalı olanın içerisine patatesli yapabilirsiniz. İyi o da mi? Çok güzel oluyor. Bence iyi. Bence de. Hı-hı. Sürdüm. Gayet iyi ben ellerimi. Kaçta vereyim Nermin bunu fırına? 180 dereceye verelim zaten 35 dakika içerisinde. Olacak. Pişiyor. Aldım gidiyorum o zaman. Aynen. Hoppa. Ben şimdi neye geçeyim? Ruloya geçelim. Patateslerimi rendeledim ya kararıyor. Tamam rulo börek yapalım. Patatesler kararmasın. Fan kalsın mı Nermin? Evet kalsın. Tamam kalsın fanımız. Aman Allah'ım. Nermin'in enfes mutfağında mayasız pide yaptık. Bak bak pazar bak bak, bak geliyordu efendim. Gelmekte olan. Maşallah subhanallah. Pazar gününe, cumartesi gününe, misafirliğe, özel günlere. Yapın, yapın pişirin yiyin efendim. Ve ne yapıyoruz şöyle. Serpil koy hemen sana zahmet. Serpilciğim. Oh bakar mısınız? Bakar mısınız hamurun inceliğine? Gel annem gel. Şu erkek çocuğu gel. Köşeden. Gel. Gel Alper'i çekelim. Gel. Bakmış gelmiş. Bu da hanımına ver. Ha, hamile tamam. Kıyamam ben ona. Afiyet olsun. Kokuyu duyan geldi. Kokuyu duyan geldi. Aldı gidiyor bak. Bakın ağzı kapalı patatesli de yapabilirsiniz. Serpilcim alabilirsin. Of nasıl güzel oldu bu. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu pazar mutlaka denesinler. Evet şey hamurun güzelliği nasıl? Hiç mayalı hamur gibi. Nefis. 5 dakikada oldu hiç bekleme derdi de yok ha. Hiç beklemeyin. Hiç. Vallahi hiç. Serpilcim bir de hamurun yağısı da güzel. Hiç tereyağı üstünü parlaklığı da iyi. Yağlamaya gerek kalmadı. Yağlı Yüksel Bey gibi yağlı sevenler gezdirsin biz bilmeyiz. Evet bunu da aldım. Yandım Nermin. Yandım mı? Diz onları güzel güzel tatlış şurada kol. Şurada bir tane versene iki tane. Şöyle. Kıymalı pide. Bir su bardağı süt, bir su bardağı su, bir paket maya, bir adet yumurta sarısı üzerine. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, aldığı kadar un ve tuz. İç harcı için 250 gram kıyma, bir adet kuru soğan, 2 adet sivri biber, yarım demet maydanoz, yarım çay bardağı sıvı yağ.
2 adet rendelenmiş domates, 1 adet kırmızı biber ve karabiber, tuzla taşlandıracağımız bir hamurumuz var. Hemen şöyle ılık suyumu ve sütümü yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Yumurta akını içinde kullanacağız. Sarısını üzerine ayırıyorum. Şöyle. Serpil bir kase alabilir miyim? Şöyle güzelce hoppa akını ayırdık. Üzerine sarısı. Ben de iç harcına gidiyorum Nermin. Aynen, iç harcını yapalım hemen. Bilmiyorum. Bir de kaşık istiyorum Serpil'cim senden. Şöyle mayasını koydum. Tuzunu birazdan ilave edeceğim. Güzelce harmanlıyoruz. Çok hafif şeker de atabilirsiniz içerisine. Şöyle yavaş yavaş unundan alıyorum. Unumla birlikte tuzu ekliyoruz. Şöyle bir harmanlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir hamur elde edene dek yoğuruyoruz. İlk etapta bir spatula ile bir kaşık yardımıyla toparlayana kadar yoğurun. Sonrasında elle devam ederiz. Aslında minik lahmacun gibi bir şey olacak. Evet, minik minik lahmacunlar yapabilirsiniz. Minik pide, ince bir hamur olacak. İçerisine hazırladığımız muhteşem harcı koyacağız. Dilerseniz yağda kızartabilirsiniz ama çok yağ çekiyor. Fırında şipşak daha kolay olacaktır. Aynen. O yüzden biz fırında yapacağız. Şu domatesimi de rendeleyeyim. Şöyle. Hakikaten iki tane hamur koymuşuz bugün. Hiç farkında değilim. Bir tane hamur koysaymış yetermiş. Bugünkü hamurla sınavımız. Alıştık, yetişir. Yetişir Nermin'ciğim. Şöyle. Bak şimdiki. Güzelce toparlıyorum. Bakın hep yavaş yavaş yandan yandan alıyorum unumu. Çünkü hepsini birden eklediğinizde çok sert bir hamur oluyor. Bu sefer de ele yapış, yani açılmıyor. Çok bekletmeniz gerekiyor. Dinlendirmeniz gerekiyor. Ama böyle yumuşak bir hamur olduğunda şipşak açıveriyorsunuz. Şöyle toparlıyoruz. Bir yandan da Serpil ne yapıyor? İç harcını hazırlıyor. Evet. Soğanımızı rendeledik. Domatesimizi rendeledik. Biberlerini de koyacağım şimdi. Şimdi biberini ve maydanozunu, kıymasını, karabiberini ekleyip efsane bir sos yapacağız. İç niye, sosunu. Niye bugün burası çok sıcak bir ya? Bir tane bıçak ben alabilir miyim? Elimden ayırayım. Sana şey vereyim. Şöyle bir bıçak vereyim tatlım. Aynen. Hamur elimde ziyan olmasın. Ben taşınıyorum böyle. Nermin buraya. Taşınıyorum. Evet. Gidiyorum diyorsun. Gidiyorum Nermin. Hamurum biraz dinlenirken ben de kekeme geçeyim. Olur, ben de içini hallederim he. Çünkü şu an hemen hamurunu açmak doğru olmayacaktır mayalı olduğu için. Şöyle. Zaten küçük küçük yapacağız biz ya. Şöyle. Güzelce yoğuruyoruz. Aa, ne oldu? Kendi kendime söyleniyorum şu an. Evet, bunları... ekran başındaki kıymetli izleyicilerim. Neler yapıyorsunuz? Nermin Nefes Mutfağı sayfasına düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Her zaman biliyorsunuz oradan bize dönüşlerinizi takip ediyoruz keyifle. Az aşağı yukarı 200 bine yakın bir izleyicimiz oldu oradan da. Çok teşekkür ediyoruz. Yani sadece ekrandan değil, sosyal medya üzerinden de bize göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka bizi çok mutlu ediyor. Onun da teşekkürlerini iletiyorum. Şöyle güzel bir toparlama yapıyorum hemen. Annelerimin, teyzelerimin ellerinden öperim. Ne güzel hamur yoğururduk eskiden değil mi? Anneanneler, rahmetli babaanneler. Böyle kenardan izlerdik. Acaba ne zaman pişecekti, biz de bu güzelliklerden yiyeceğiz böyle kenarda kedi gibi. Hiçbir şey yapmadan beklerdik. Çocuk güzel, çocukluk güzeldi. Vallahi. Şimdiki çocuklar istiyor. Ben yani kendi zamanımda ben bir şey istemeye çok çekinirdim. Kasap dükkanının kenarında bekleyen kedi gibi, evet, bekliyorduk. Evet, beklerdim. Verirseler yerdik. Vermezlerse hani bize de ver falan demezdik. Çok enteresan ya gerçekten.
Şimdiki nesil var ya, benimki hemen. Çok özgün versene, yerinde. Mis gibi koktu falan yapıyor. Hemen istiyor yani. Olsun, ne güzel, istesinler tabii. Özgüvenleri yüksek. Tabii ki, tabii ki. Biz de o zaman şey yapamıyorduk, isteyemiyorduk, çekiniyorduk ama bence istemek güzel bir şey, olsun. Zaten onlar için yapıyoruz, çocuklar için. Hemen elimi yıkıyorum ve geliyorum efendim. Hamurumu elimden ayırayım. Hamurla vedalaşma kısmı zor oluyor artık. Ellerime yapışıyor, ayrılmak istemiyorlar benden. Çok da güzel iç harcımız oldu Nermin. Şey böyle sanki lahmacun yapar gibi. Evet evet. İç harcı da çok güzel. Hamurumuz da iyi oldu. Mis gibi kokular, biberler, kapya biberler, mis. Evet. Son bir hamle de yapalım şöyle. Toparlayıp. Aman Allah'ım, bakar mısınız? Yumuşacık. Resmen hamur, ne derler, elimin altında dans ediyor. Çok güzel. Kıvam olarak da çok iyi özleşti. Şöyle göstereyim. Evet. Bunu burada birazcık dinlendireyim. Evet. İyice karıştırdım ama. Karışmış karışmış. Böyle. Burada. Ağız açık gibi bak. Mis. Bunları iyice sıkıştırıyoruz. Dilerseniz yağda, dilerseniz bizim gibi fırında en kolay şekilde pişirebilirsiniz. Zaten hamur çok yumuşak olduğu için direkt elinizle sıktığınız anda yıldız şeklini alıyor. Merak etmeyin. Ben birazcık fazla koyuyorum iç harcını. Siz daha ince yapabilirsiniz ama bunda da bol harç böyle güzel oluyor. Dişe geliyor. Hafif de kabaracak zaten. Acaba merdane ile mi yapsam? Şöyle. O da rahat olur aslında. Sonra kirletmeyeyim mi dedim. Yok hayır, onu da demedim. Böyle hani elimle de çok hissediyorum ya. Evet, şöyle bakın. Burada. Ne kadar sık isterseniz o kadar çok yapabilirsiniz. Ayarı altı şeyini mi küçültsek acaba Nermin'in? Yerini mi değiştirsek? Yok, iyi bence. Bakın, o kadar güzel oluyor ki. Hem şekli çok güzel, hem de görüntüsü çok güzel. Serpil, bence 3 tane daha yapalım, atalım fırına. Diğerlerini geldim sonra açarız. Ben. Çünkü son 15 dakika salataya geçelim. Şöyle, ooo. Oh. Merdane yıkadığım için yapışıyor Cunko. Şöyle. Ne güzel pişiyorlar. Sese bak. Şey, eski kuzine sobalar aklıma geldi böyle çıt 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 çıt. Evet. Hemen yumurta sarısını sürelim. Şöyle yine bol harcından ekliyoruz içerisine. Ağzı açık, pratik bir pide yöntemi. Dilerseniz yağda pişirin. Dilerseniz fırında pişirin. Tamamen size kalmış. Bunun şekli olmadı. Yapıştı bu birazcık. Dur, benim ellerim kuru, geliyorum. Şöyle. Evet, sonuncusunu da yapalım. Daha yapmayalım Serpil. Öm diyorsun. Hı hı. Öbürüne o geçelim. Zaman ben bunları... Yumurta sarısı sürelim hemen. Dur, şöyle yapayım. Ben bunları, biz sonra bunları devam edelim ha. Hı 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 hı. Mis gibi. Şöyle. İç de var. Ne kadar sık isterseniz pileyi o kadar sık yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize göre. Bakın böyle sık da olabilir. O zaman daha da güzel gözüküyor. Böyle koyduk. Minik, ağzı açık. Pidelerimiz de hazır. Şuradan hemen keklerimiz pişerken yumurta sarımızı sürelim. Bir miktar sıvı yağ da sürebilirsiniz. Daha parlak gözükmesini sağlar. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Şey yapayım bunu, küçük tarafa alayım mı Nermin? Olur. Şöyle.
Ağzı açık pide de efsane gördüğünüz üzere. Daha ne olsun efendim. Allah Cuma'ya yakışır versin. Bir program hazırladık sizler için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.